Sis Dağ Festivali, Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinin kesiştiği Sis Dağ Yaylası'nda yapılan kültürel şenliktir. İlk kez 1819'da düzenlenmiştir. Atalarımızdan miras kalan anonim hikayeler sayesinde Çetnilerin yayla göçüyle başlamış ve günümüzde Sis Dağ Festivali olarak isim bulmuş bir töre mirasıdır. Avrasya bozkırlarındaki Türklerin tarihinde dikkat çeken en önemli özelliklerden biri, boy ya da boy grupları oluşturarak yaşamış olmalarıdır. Milattan önceki çağlarda başlayan, bozkırlarda yaşamış Türk boylarının son halkası Oğuzlardır. Türk tarihinin en köklü ve en kalabalık boyu olan Oğuzlar ve boyları hakkında araştırma yapan tarihçilerin ortak görüşü, Çetnilerin Oğuzların 24 boyundan biri olduğudur. Çetnilerle ilgili en eski yazılı kaynak, Kaşgarlı Mahmud'un 1072-1076 yılları arasında kaleme aldığı Divan-ı Lügatit Türk'tür. Mahmud, eserinde Oğuz boyları arasında Çetni boyunun adından, özelliklerinden ve damgasından bahsetmektedir. Vezir Reşidettin ise 1310 tarihinde yazdığı Oğuznamesinde Çetnilerin 3 ok kolundan Gökhan'ın 4. oğlu olduğunu vurgular. Yazılı eserler içinde ilk kez bu eserde Çetni'nin manası üzerinde durulmuş ve Çetni nerede düşman görse durmayıp savaşan şeklinde tanıtılmıştır. Geniş bir yayladır. Çevre yerleşim yerleri yoğun olduğundan dolayı da bu göçebe Türklerin otçu şenliği adı verilen, otçu göçü adı verilen bir ritüelin sonucudur. Sis Dağ şenlikleri veya işte bu sene 198.si yapılan, aslında fiil olarak baktığınız zaman belki bu 300-500 yıldır devam eder. Yani bu coğrafyaya Çetni Türklerin geldiği andan itibaren bu gelenek devam etmiştir. Aslında bunu açarsak, bu otçu göçü kavramını açarsak da şöyledir. Şimdi Çetnilerde köy hayatına, yani kent hayatına diyelim, cenik derler. Yaylaya da yaylak derler. Şimdi baharla beraber hayvanlarını yaylalara çıkarırlar. Köyde bir kısım insanlar kalır. Köydeki işlerini yürütmek için, işte bağ, bahçe vesaire işlerini. Ve tam bunlar işte Temmuz ayının başlarına doğru köydeki işler de bittikten sonra bu köydeki cinikte yaşayanlar da yaylalara çıkarlar. Tam bunların o çıkma zamanına, yani yayladaki insanlarla cinikten gelen, köyden gelen insanların tam buluşma zamanlarına şenlik düzenler. Bunu da otçu göçü derler. Kökeni itibaren buna dayanır. Çetniler buraya Orta Asya'dan Türkler dağıldığı zamanlar bir grup Türkler Hazar'ın güneyinden ve İran Horasan'ından, orada Müslüman oldular. İran Horasan'ından Müslüman oldular ve bazı hocalar şeyler nedeniyle oradan grup grup dağıldılar. Çetniler genelde Hazar'ın güneyinden geldiler. Şeyette dağıldılar. Anadolu'ya saçıldılar. Her Türk boyunun kendini temsil ettiği ongunu, yani bir sembolü bulunmaktadır. Çetnilerin sembolü, yırtıcı bir kuş olan sungur kuşudur. Sungur kuşu, asi, atılgan, cesur ve savaşçı özellikleri olan bir kuştur. Ve tam olarak Çetnileri ifade etmektedir. Faruk Sümer'in Oğuzlar isimli eserinde Türkiye'nin tarihinin yerli kaynaklarında adı ilk önce ortaya atılan Oğuz boyu muhtemelen Çetnilerdir diye belirtmesinden de anlaşıldığı üzere
Çepnilerin Anadolu'ya ayak basan ilk Türk boyu veya ilk boylarından biri olduğu kabul görmektedir. 12. yüzyılda Batı Türkistan'dan çıkıp İran üzerinden Anadolu'ya geldikleri kabul edilen Çepnilerin Anadolu'nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. 100 bin kişi olduğu düşünülen Çepni boyunun büyük çoğunluğunun Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele ve Vakfı Kebir'e yerleştikleri bilinmektedir. Ufak bir kısmı da daha batıya hareket ederek İzmit, Balıkesir ve İzmir civarına yerleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u fethinde Çepniler büyük destek vermişler ve bu sayede Osmanlı döneminde Giresun ilinden vilayeti Çepni olarak bahsedilmiş, vergiden muaf tutulmuşlardır. Bir Çepni olan Topal Osman, kurduğu birlikle Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye büyük katkıda bulunmuş, cephede büyük başarılar göstermiştir. Bu cevvalliğiyle Mustafa Kemal Paşa'nın övgüsünü ve takdirini kazanan Topal Osman, sadakatiyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın ilk komutanı olmuştur. Yayla, yazları havası serin ve güzel, suyu otu bol olduğu için yazın sıcak zamanlarında geçici bir süre oturulan dağlık yerlerdir. Yaylalar, orman sınırının üzerinde bulunur. Yüksekliği ve fiziki özelliği tarım yapılmasına pek uygun değildir. Ancak bitki örtüsü açısından zengin ve yüz ölçümü olarak geniş alanlardır. Yaylalar, yazın belli bir süre içinde hayvan otlatmak, çeşitli işlerde çalışmak, hatta dinlenmek için çıkılan, köyün yaşam alanı dışında kalan, genellikle köyün ortak alanı olarak geçen, sosyoekonomik bağlarla köye bağlı, köyün geçim alanlarına ekli ikinci bir bölümü olarak nitelendirilebilir. Yaylacılık ve yayla hayatı, eski Türk kültüründeki göçebe hayatın bir uzantısıdır. Yılın belirli zamanlarında yaylalara çıkılarak bir takım sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine Doğu Karadeniz'de Çepniler yüzyıllardır geleneksel olarak devam etmektedir. Bu geleneksel yapı yaylacılığın, yayla ekonomisinin, yayla kültürünün ve yayla turizminin temelini oluşturmaktadır. Ve bugün de halen Çepnilerin vazgeçilmez bir tutkusu ve değeri olarak yaşatılmaya devam etmektedir. Karadeniz yöresinde artık festival haline gelerek eski işlevini kaybetmiş olan yaylacılık, eski Türk kültüründeki göçebe hayatının ritüellerini temsilen yaşatmakta, böylece Çepni kültürünü korumak ve sonraki kuşaklara aktarmak için bir fırsat yaratmaktadır.
Ayrıca bu festivaller gurbette yaşayan Çepnilerin memleketlerini ziyaret edeceği tarih olarak ayarlandığı bir buluşma, kaynaşma noktası olmuştur. Günümüz yayla şenliklerinde eski yayla göçü temsili olarak yaşatılarak Çepnilerin geleneklerinin korunması hedeflenir. Değişen ekonomik ve teknolojik şartlarla eski işlevini kaybetmiş olan yayla göçü, şimdi insanların gurbetten gelip hasret giderdikleri festivallere dönüşmüştür. Almanya Düsseldorf'ta kalıyorum. 1980'den itibaren Almanya Düsseldorf'ta oturuyorum. Yurt dışında her sene 2 ay, değil de 1,5 ay falan okul tatili oluyor. Ve çocuklarımızla birlikte arabalara hazırlanıyoruz. Hediyeler, eşyalar bilmem ne. 4 günde Türkiye'ye kadar geliyoruz yani Sistah şenliği için. Bu bir hasrettir, özlemdir. İnsanlar bütün izin gününü bu yayla şenlikleri zamanını ne yapıyorlar? Ayarlıyorlar, getiriyorlar. Ve onun için de genelde Temmuz ayı içerisinde Ağustos ayı sonuna kadar bütün Çepni milleti izinlerini alır. Kadırga'da, Sistah'ında, Alaca Yaylası'nda, İzmiş'te, Göllüalan'da, Sazalan'ında bu şenlikleri ne yaparlar? Yaparlar. Bu şenlikler de Çepnilere hastır. Hatta bu konuda Çepnilerin bir örnek oldular. Gittikleri yerde vatan ediniyorlar. Edindikleri vatana da sıla hasretini gidermek için Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Paris'te, Almanya'da, çeşitli yerlerde de bu tür şenlikler ne yapılıyor? Organize oluyor. Ve turistler tarafından, o millet tarafından da çok büyük ilgi görülüyor. Eski zamanlarda dağlardaki karların eridiği, köylerde havaların iyice ısınmaya başladığı Haziran ayının ilk haftası Doğu Karadeniz bölgesinde yaylaya çıkış veya yayla göçü olarak adlandırılmaktaydı. Yaylaya çıkacak olanlar 2-3 ay kalacak şekilde hazırlıklar yaparlardı. Yaylaya çıkış ritüeli bir seremoni edasında yapılır, yazın gelmesini kutlamak, doğanın uyanışını karşılamak için düzenlenen şenliklere dönüşürdü. Hayvanların bakımları yapılır ve süslenirdi. İnsanlar yöresel kıyafetlerini giyerler ve hayvanlarıyla birlikte kalabalık gruplar halinde günler sürecek yaylaya çıkış yolculuğuna başlarlardı. İnsanların çok eskiden beri çadır toplumu, göçer hayatla yaşadıkları için yaylalara, düzlere ve yaylaklara dağılıyorlar. Senenin belli bir günleri toplaşıp tanışma ve bu toplaşmalarını, ölenler var mı geçen seneden, ölmeyenler var mı, bunları görüşüp anlaşıp ondan sonra bu işi eğlenceyle bitirmek. Burada yayla yapan insanlar Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında yaylara gelirler. Yaylara sığırlarını getirirler, otlatmak için yerleşirler. Ondan sonra da köylerindeki bağlarını, bahçelerini, bizim geçimlerini o dönemlerde mısırla sağlarlar. Mısırlar ekerler, mısırların otunu, fasulyenin otunu, yani diplerini temizlemek için, tarımı elverişli hale getirmek için de buradan köye giderler. Köye gidenler oradaki mısırların diplerini temizledikleri, o otu temizleyenlerin adı da otçulardır. Oradan otları temizleyip mısırları semiz bir hale getirip artık büyüme noktasına getirdikten sonra 7. ayın 2. haftasından itibaren Kadırga'ya dönerler. Kadırga'daki oba yapan buradaki insanlarla köyden gelen otçuların buradaki buluşma noktasıdır. Doğu Karadeniz'de kışlar ve coğrafi şartlar sert olduğundan, farklı köyden ya da aynı köyden olması fark etmeksizin, yaşayanların arasındaki iletişim kış aylarında çok kısıtlıydı. Yaylacılık, aynı zamanda farklı köylerin buluşup tanışma ve kaynaşma noktasıydı.
Böylece Çepniler'de yaylacılık, zor doğa şartlarına karşı birlikte mücadele ederek, birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışma ve kaynaşmayı da geliştiren önemli bir sosyoekonomik kültür haline gelmiştir. Yayla düzlüğüne daha erken gelenler, diğer köylerden gelenleri veya geride kalanları bekleyip yaylaya hep birlikte giriş yaparlardı. Bu, eşitliğin ve saygının göstergesi olarak bilinirdi. Yayla düzlüğüne giriş, davul zurna ve kemençe eşliğinde Çepnilerin ilk gün horon teperek ve türkü söyleyerek eğlendikleri bir tören havasında gerçekleştirilirdi. Bulamadım yarimi, ben arıya arıya, cümleden arkadaşlar da hoş geldiniz buraya. Siz dağının başında, davuşanım davuşan, yılda bir kurban keser de sevdasına kavuşanı, sevdasına kavuşanı. 2017 yılında 198.si düzenlenen Sis Dağı Festivali, bu geleneğin yaşatılması için temsili olarak Temmuz ayının 3. cumartesinde Sis Dağı Yaylası'nda düzenleniyor. Geleneklerini korumak için yayla festivallerini hiç kaçırmayan Çepniler, birlik ve beraberliklerini korumayı başarıyorlar. Belki eskisi gibi deniz kıyısından günlerce süren zorlu bir yolculuktan gelmiyorlar. Ama memleketin, hatta dünyanın dört bir tarafına dağılan Çepniler, Sis Dağı'nın kendilerini çağırdığını duyar gibi gurbetten koşarak bu şenliklere katılıyorlar. Çepniler gittikleri yerlere kendi geleneklerini götürerek yaşatmaya devam etmek için temsili yayla şenliklerini gurbette organize etseler dahi izinlerini, tatillerini ayarlayarak Doğu Karadeniz'in dağlarında atalarının yurtlarındaki daveti asla geri çevirmiyorlar. Şu anda 198. burada buluşma noktası. 198 yıldır bu gelenek devam ediyor. Demek ki burada 198 yıldan beri Sis Dağı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bir adresi. Bu çok önemli bir şey. Ya buranın özlemi bir başka. Yurt dışında da yapıyoruz biz bu şenlikleri ama burası gibi olmuyor, tutmuyor. Denetler vasıtasıyla yapıyoruz. Yöresel sanatçılarımızı çağırıyoruz. Ve burası Türkiye genelinden gelen oldukları için eş, dost ve Türkiye genelinden diyelim Van'ından, Muş'undan, Edirne'sinden, Kars'ından, Kahramanmaraş'ından gelen sevdiklerimiz arkadaşlar oluyor. Burada buluşuyoruz yani. Bizim plajımız buralardır. Bizim ilacımız bu yaylalardır. Bu manada hemşehrilerimiz buraya bu yıl çok büyük bir ilgi var. Yaklaşık 50 bin civarında hemşehrimiz burada bütün hemşehrileriyle buluşuyor. Geçmişte bu yaylalarda yaşadığı hatıraları burada canlandırmaktadır. Ben bu yaylalarda 8 yıl çobanlık yapmış. Zamanın geçmesi için o zaman internetimiz, telefonumuz yoktu. Zamanın geçmesi için kitap alırdım. Test kitapları, deneme sınavları. Buralarda hem inek beklerdim hem ders çalışırdık. Şimdi buralardan çıktık, okuduk, hukuk fakültesini bitirdik. Siyasete atıldık, milletvekili olduk. Döndük yöremize, memleketimize hizmet ediyoruz. Şimdi ne milletvekili ol, ister bakan ol, ister başbakan ol. Ne olursan ol, yine de insan burayı özlüyor, buraya gelmek istiyor. Dışarıdaki bütün gurbetçilerimizin buluşma noktası oluyor. Festivalin başlaması, temsili olarak otçuların horon teperek festival alanına girmesiyle başlar. Sis Dağı'nın tepesinden büyük halkalarla kadın erkek karışık olarak horon tepen otçular, davul, zurna ve kemençe eşliğinde aşağıya inerler. Müzik
şenliklerde insanlar hangi yöreden ve görüşten olursa olsun birlik ve beraberlik içinde eğlenirler. Günümüzde yapılan yayla şenliklerinde yöresel yemeklerden oluşan yemek tezgahları bulmak, yöreye ait ve yaylada yapılmış ürünleri tatmak, hatta kasap bulmak ve alınan eti pişirtmek mümkündür. Yöreye özgü ekmeklerden tereyağına, yöresel kıyafetlerden el işlemelerine kadar çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu büyük bir pazar kurulmakta ve yayla festivali için hazırlık yapamayanlar bu tezgahlardan alacakları kıyafetleri giyip adeti bozmamaktadırlar. Şal pazarı Çepni boyudur. Oğuzların, Üçokların Çepni koludur. Çepniler, Oğuzlar, Orta Asya'dan günümüze el sanatlarını, giyimleri, kuşamlarını, yemeklerini, tüm örf ve ananelerini bozulmadan günümüze kadar taşımışlar. Yöresel yemeğimiz, keşkeğimiz, yağlı bişimiz, mısır unundan helvamız ya da kıyafetlerimiz, kuşağımız, peştambalımız, fistanımız, yeleğimiz, el sanatlarımız, çoraplarımız, bel bağlarımız, çentiklerimiz, heybelerimiz bizim o günden bugüne yaşattığımız değerlerimiz. Biz şal pazarlar olarak bize Çepniler derler. Hatta diğer ilçeler de Çepniler diye bize takılırlar. Ama biz Çepniliğimizle, Oğuz boyluluğumuzla, Türk soyluluğumuzla kendimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bayrağımızı, milletimizi hem doğduğumuz yeri biliyoruz hem de ülkemizi seviyoruz. Bu anlamda da geleneklerimizi bunu yansıtıyoruz. Şal pazarlar giyimlerini, kuşamlarını, yenilerini otçularda, düğünlerde, bayramlarda giyerler. Eskilerini de çalışırken giyerler. Onun için İstanbul'da da, Almanya'da da, Türkiye'nin her neresinde olursanız olun, renkli böyle cümbüşlü bir kıyafet gördüğünüzde, kolunda çendiğin heybesini, nakışları gördüğünüzde, yani şal pazarının isminden de anlaşılacağı üzere şaldan geliyor şal pazarı. Şalda Orta Asya'dan, kültürden geliyor. İşte o kültür insanımız üzerinde de, yaşamında da, yüzünde de, renginde de, güler yüzlüğünde, misafirperverliğinde de görebilirsiniz. Eskiden yaylanın düzenini yörede sözü geçen muhtarlar sağlarken, bugün bu festivalleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle başta Şal Pazarı Kaymakamlığı ve Belediyesi olmak üzere bölgedeki resmi kurumlar tarafından organize edilmektedir. Sista Şal Pazarı için çok önemli bir nokta. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir nokta. Aynı zamanda bu coğrafi güzellik insanın yöre kültürünü yaşama ve yaşatma noktasında da dokularına kadar işlenmiş bir yer. Karadeniz insanının, yöre insanının bildiğiniz gibi temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Yaylacılık burada dışarıdan bakıldığında bir keyif, bir eğlence gibi görülse de aslında yöre halkının bir zorunluluğundan kaynaklanan bir serüven. Yöre halkımız da bu zorlu serüveni, zorlu yolculuğu pratik zekasıyla, kültürüne, folklorine olan düşkünlüğüyle bir eğlence haline getirmiş bu meşakkatli yolculuğu. Burada 198. kayıt altına alınan 198. şenliğimiz düzenleniyor ama belki de mazisi çok daha eskiye dayanabilen bir şenliğimiz. Çepni kültürünün gerek Şal Pazarı'nda ve Trabzon'da gerek Giresun yöresinde yaşayan Çepnilerin hatta Türkiye dışında dünyanın birçok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımızın her sene bu bayram gününü merakla beklediği, çok zorlu bir yolculuk neticesinde ulaştığı, konuşmamda da belirttiğim gibi ya nasip seneye diyerek büyük bir hüzünle ayrıldığı bir nokta. İnşallah bizler de Şal Pazarı Kaymakamlığı olarak bu şenliklerimizin hem icrasına büyük önem veriyoruz. Kültürümüzün yaşaması ve yaşatılması için, yeni nesillere aktarılması için. Hem de buranın Türkiye ve dünya turizmine kazandırılması da bizim için çok önemli. Bu tür etkinlikler vesilesiyle hem yerli ve yabancı turistlere de tanıtmış oluyoruz. Şenlikler, bayramlar gibi insanların bir araya geldiği, sosyal dayanışmanın ve kaynaşmanın zirveye çıktığı, halkın kendi kimliğini ve geleneklerini hatırladığı kültürel oluşumların en önemli kalesidir. Bu sene yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Sis Dağı Festivali'nin her yıl katılımcıları artmaktadır. Thank you.
Karadeniz yöresel folklor kıyafetleri erkeklerde alpaka ve aktek kumaşlarından imal edilir. Gömlek kumaşı ise şile bezi ya da poplin kumaşından dikilmektedir. Bayanlarda jarse ya da kadife, saten veya keşan kullanılmaktadır. Ağasar yöresel kıyafetleri. Yani biz bunları buraya gelince giyiyoruz köylerde, bir de kınalarda giyiyoruz. Biz İstanbul'da da özel düğün, kendi düğünlerimizde giyiyoruz. Kınalarda. Ağasar orada da yaşatmak için. Gecelerimizde. Yeleğimiz, fistanımız, bel bağımız, kuşağımız, peştemalımız, kılık bağımız. Fistanımız böyle her yıl değişik diktirip gidiyoruz. Bizim güğüm kuşağımıza baktığınızda bunlar yörede kullanılan günlük güğüm kuşamdır. Mesela ben öğretmenim, halk eğitim müdürüyüm. Benim kardeşlerim de eğitimlidir. Çevremizde eğitimli insanlar çoktur. Onların eşleri dahi dışarıdan bile evlensek mutlaka bu bizim elbisemizi şenliklerde yöremizde giyerler. Bu da nedir? Bir bağlılıktır. Bu özellik neyi yansıtıyor? Şebniler gurbeti de sıla etmesini biliyor. Karadeniz bayan kostümü için fistan üzerine işlemeli yelek, kenarları su taşı geçirmiş altında basma şalvar ve uzun yün çorap, el işi olarak ve talep edilirse orlon yün karışımı basit renkli Karadeniz çorabı da kullanılmaktadır. Biz kendimiz diktiriyoruz bunları, beğeniyoruz, seçiyoruz. Böyle özel günlerde giymek için itinayla diktirip giyiyoruz. Bu fistan, bu peştemal, bu kuşak üstü bağımız, bel bağı, kılıf bağı, bu kuşağımız, bu da yeleğimiz. Bel bağını unutma. Evet, bu da var. Yöresel kıyafetler noktasında Şalpazarı Türkiye'nin tek ender noktalarından birisi. Tabii bugün sadece şenlikte bayanlarımız bu yöresel kıyafetlerini giymiyorlar. Günün hayatın devam eden her gününde yöresel kıyafetlerini giymeye çok özen gösteriyorlar. Bugünün tabii daha özel bir bayram günü olması vesilesiyle daha özenli, daha şık giymeye gayret gösteriyorlar. Türkiye'de belki de yöresel kıyafetlerini, kültüründen gelen bu kıyafetini yaşayan, yaşatan ender noktalardan birisi. Ayrıca aksesuar olarak beşi bir yerde gerdanlık, pullu yazma, belinde ise dokuma kuşak takılır. Ayrıca peştemal ve keşan da kullanılabilir. Ayakkabı olarak da kara lastik kullanılır. Horon, Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun ili sınırlarından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede kız, erkek veya karma olarak düğün, asker uğurlama, nişan ve yayla şenlikleri gibi toplu eğlencelerde of, sürmene, hopa, Kemalpaşa yöresinde kaval, ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane yöresinde davul zurna ve kemençe, Borçka, Şavşat yöresinde akordiyon ve Rize, Artvin yöresinde tulum eşliğinde oynanan geleneksel dans çeşitlerinin adıdır. Horon geleneğimizin de tarihi insanların sevincini belirtmek, el ele tutuşup beraber işte oyun oynamak, hitap eden, topluma hitap eden, çalan ve türkü söyleyen ortada olacak. Ve oyuncuların şeyinde yüzü ona dönük olacak. Türkler Orta Asya'dan Batı dünyasına doğru akarken hiç kuşkusuz sosyal ve kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. Yeni vatanlarında karşılaştıkları değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirmeye başlarken
geldikleri coğrafyadan kültürlerini kaybetmeden yeni vatanlarında var olan örf, adet ve geleneklerini harmanlayarak geliştirmişlerdir. Karadeniz yörelerini fethedip Türkleştiren Çepniler, burada pek de yabancı olmadıkları bir doğa parçasıyla karşılaşmışlardır. Yöre çok engebeli, sarp, dik ve dağlıktır. Öte yandan bölgeyi kuzey yönünde baştan başa kuşatan sürekli dalgalı ve hırçın bir deniz vardır. Bu acımasız özellikleri içeren bir doğa üzerinde mücadele veren insanların tipik, yöreye özgü folklörü ve halk oyunları da böylece oluşur. Dayanışma ve kaynaşma had safhada olduğu için Çepniler genelde yaylacılarda, yaylacılıklarda şenlikler yaparlar, şenliklerde horon oynarlar. Siz de gördüğünüz gibi bu horondaki katılan insan sayısı yaklaşık 5.000-10.000 kişidir. Diğer vilayetlerimize, diğer ülkemizin yörelerine gittiğinizde bu kadar böyle bir toplu bir alanda horon oynayan insanlar göremezsiniz. Horonun da kendisine göre bir figürleri vardır. Bu figürlerin aslında anlamları vardır. Trabzon yöresinde horon oynamak, diğer bölgelerde horon etmek, horon dönmek, horon kurmak, horon vurmak gibi tabirler kullanılırken, genelde Giresun'da horon tepmek olarak anılır. Çepni ağzında diğer bölgelerden farklı olarak horon tepilmesi bölgeler arasındaki farklılığını gösterir. Bu farklılıklara ek olarak Görele bölgesinde horan diye adlandırıldığı görülür. Türk musikisinde biri klasik armudi kemençesi, diğeri ise Doğu Karadeniz halk müziğinin Karadeniz kemençesi olmak üzere iki tür kemençe kullanılmaktadır. 18. yüzyıl sonlarına kadar Türk müziğinin tek yaylı sazı olan kemençenin yerini keman alır. Ama Karadenizli nasıl kendi geleneklerini korumayı başardıysa kemençesini de korumayı başarmıştır. Doğu Karadeniz'in her yerinde kemençe duyulurken Giresun'un Görele ilçesi kemençenin merkezi haline gelmiştir. Günümüzde Piçoğlu Osman, Katip Şadi gibi kemençe üstadlarının yetiştirdikleri öğrencilerle hayat bulan kemençe, Karadeniz insanına eğlencelerinde, ağıtlarında, horonlarında tercüman olmaya devam ediyor. Bir grup, yani Çepniler kemençeyi önce günümüzde susak dediğimiz su kabağının önüne bir deri yapıştırıp birkaç telle beraber ve çalma. Yay olarak da sırtlarına taşıdıkları, ok attıkları yayın ip kısmını kullandılar. Gevşe diyorlar, çam ağaçlarından alınan zifleri sürüyorlar ona, geyik geyik ses çıkarıyor tabi zamanla geliştirmek amadıyla. Daha sonra bu ağaçtan kemençeleri oyarak geliştirdiler. Onu da şeyden gördüler. Hazar'ın güneyinden gelen bir grup Güneydoğu Anadolu'ya gelen Türkler çalgı olarak o zaman lobut denilen çamaşır sopaları vardı. Onun içini oyup şey yapıyorlar, tel takıyorlar. Ama tel günümüzdeki madeni tel değil. Koyun bağırsağını, koyun bağırsaklarını temizleyip kendi kulakları düğmelerle, ağaçtan yapılmış büyük düğmeler, dört delikli, ucunu kesiyorlar. Bağırsağın düğmenin deliklerine çekti mi uzuyor ve bunu güneşte değil de sıcak gölge yerde kurutarak tel yaptılar. Onlar lobuttan saz yaptılar, bizimkiler kemençeyi.
Çepniler geleneklerini korumak için yine asiliklerini, kıvrak zekalarını ve cesaretlerini kullanarak yitip giden diğer kültürlere meydan okurcasına kendi geleneklerini sürdürmeyi başarıyorlar. Bu sayede kemençe, horon, halk müziği, halk mutfağı, halk mimarisi ve halk zanaatlarına sahip çıkıyorlar. Böylece gelecek nesillere miras bırakıyorlar. 2017 yılında 198.'si düzenlenen festivali geride bırakırken, 199.'sunda buluşmak için sözleşerek yayladan ayrılıyorlar.